Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bir sohbetimizde daha beraberiz. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Birkaç dakika bekleyelim. Gelenler var çünkü. Evet, haftanız nasıl geçti? Bir hafta daha bitti. Yarından itibaren Ay Boğa burcuna geçecek. Biraz daha böyle keyifli, huzurlu bir hafta sonu geçirebiliriz. Bu hafta sonu özellikle Ay Boğa burcunda ilerlerken hani kişisel zevklerimiz, rahatımız, konforumuz, özellikle böyle lezzetli yiyecekler, yeme içme konularında biraz daha istekli olmamız mümkün. Bunları kontrol etmekte zorlanabiliriz. Özellikle diyet yapanların bu hafta sonu biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Merhaba İknur Hanım, hoş geldiniz. Nihal Hanım, merhabalar. Hoş geldiniz. Evet, bugünkü konumuz Venüs. Zevkli bir konumuz var. Bugün Zodyağın, gökyüzünün şans veren, iyicil, aşk, sevgi, güzellik gezegeni Venüs'ten bahsedeceğiz. Merhabalar Selin Hanım, Sultan Hanım, Ayşe Hanım, İsmail Bey. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Umarım sizler de iyisinizdir. Merhabalar Ayşe Hanım. Evet, Venüs burç değiştiriyor. Venüs ortalama 1,5 yıl içerisinde Zodyağın bütün burçlarını dolaşır. Ve bir burçta da 1,5 ay kadar kalır. Normal seyri içerisinde. Şimdi yarın Venüs bir süredir ilerlediği bulunduğu Kova burcundan ayrılacak ve yarın öğle saatlerinde yarım gibi Balık burcuna geçecek. Merhaba Egemen Hanım, Sevda Hanım, hoş geldiniz. Egemen Bey, pardon. Sevda Hanım, hoş geldiniz. Hanımsınız, tamam. Soyadınızı önce yazmışsınız, o yüzden orada bir karışıklık oluyor. Sevda Hanım, siz de hoş geldiniz. Betül Hanım, merhabalar, hoş geldiniz. Evet. Venüs Balık burcunda 5 Nisan'a kadar kalacak. Çok uzun bir süre değil, yani yaklaşık 3 hafta kadar kalacak. Ama çok güçlü olacak. Yani bu dönem özellikle bayanlar Venüs Balık burcunda olduğu bu dönem içerisinde siz daha şanslısınız. Çünkü Venüs güzelliği, estetiği de temsil ettiği için bu dönemde hani güzellik ve estetikle ilgili bir şeyler yapmayı planlıyorsanız, merhaba Dilekçim, hoş geldin. Aylin Hanım, hoş geldiniz. Süreyya Hanım, hoş geldiniz. Eğer hani böyle kişisel bakım, estetik, makyaj, giyim kuşam alışverişleri de olabilir. Bu anlamda yapılacak her şeyde Venüs çok güçlü olacak ve destekleyici olacak. Bu zamanı iyi değerlendirmenizi öneririm 5 Nisan'a kadar. Özellikle ayın 20'si, 19'u gibi Venüs'ün Neptün'le de kavuşumu var. Bu gerçekten çok olağanüstü bir açı, çok güzel bir açı. Bu tabii ki güzellik, estetik yanı sıra sanat gibi konularda, yaratıcı çalışmalarda çok güzel bir enerji ortaya çıkaracak. Özellikle sanatçılar varsa, yani resim, müzik, dans, görsel sanatlar, fotoğraf, sinema, yani bu tarz her türlü çalışma için çok güzel bir açı oluşturacak. Venüs bu dönemi iyi değerlendirin. Hobilerinizle ilgilenebilirsiniz mesela. Bunları, yani daha fazla hobilerle çalışmak, sanatla ilgili bir şeyler yapma ihtiyacı hissedebilirsiniz ve de başarılı olabilir. Ve aşk tabii ki. Venüs Balık burcundayken aşk konularında çok romantik ve biraz böyle aşırı idealist olabilirsiniz. Yani beyaz atlı prensini bekleyen kız modunda olabilirsiniz. Çok duygusal, çok hassas. Aynı zamanda biraz böyle aşırı hayalperest, yani gerçeklerden uzaklaşan bir Venüs'tür. Çok romantiktir. Venüs Balık burcunda tabii ki aşk ilişkilerinden, sevgi ilişkilerinden beklentilerimiz de böyle olacak. Romantikleşeceğiz. Çiftler için iyi bir pozisyon, yani romantik fırsatlar bu dönemde artabilir. Ve birlikte yapılacak sanatsal bazı etkinlikler örneğin çok keyifli olabilir Venüs Balık burcundayken. Kalbi boş olanlar Venüs Balık burcundayken biraz daha böyle işte yardım kuruluşları olabilir. Değişik dernekler olabilir, hastaneler, bakım evleri, huzur evleri, hani böyle toplumdan izole olmuş yerlerde bazı gönül ilişkileri kurabilirler, aşk fırsatlarıyla karşılaşabilirler.
Bunun yanı sıra çevremize karşı biraz daha hassas ve şefkatli olabileceğimiz bir dönemdeyiz. Yani sevgiyi verme, şefkat gösterme şekli de burada tabii ki değişebilir. Beklentimiz artabileceği gibi kendimiz de bu yönde biraz daha hani cömert davranabiliriz. Bunun yanı sıra balık burcundaki Venüs biraz bir platonik ilişkiler, gizli ilişkiler ve hani kendi kendinize yaşadığınız, kendi dünyanızda yaşadığınız ilişkiler, fantaziler, hayaller bunları da biraz arttırabilir bu dönem içerisinde. Tabii gizli ilişkiler hani özellikle bu süre gelen ilişkilerde de birazcık zaman zaman sorunlar çıkarabilir. Özellikle Venüs'le Mars'ın etkileşimde bulunacağı önümüzdeki hafta içerisinde böyle ani ortaya çıkabilecek çok dürtüsel bazı ilişkiler gündemde olabilir. Gizli ilişki yaşayanların da tabii ki bu dönemde biraz dikkat etmesi gerekiyor. Venüs aynı zamanda bizdeki ruhsal yeteneklere ve ruhsal açılımları da arttıracaktır. Çünkü Venüs'ün Neptün'le, Chiron'la bir kavuşumu olacak özellikle 20 Mart'tan itibaren ayın sonuna doğru. Bu hani ruhsal yönümüzü, manevi yönümüzü de güçlendiren bir pozisyon. Sadece aşk gibi de düşünmemek lazım. Biraz o Neptün, Venüs'ün daha üst oktava olarak düşünülür. Hani sevgi, dünyasal aşk burada biraz daha hani böyle daha ulvi bir hale gelerek ilahi aşka doğru ilerleyebilir ve bu alanlara tabii ki büyük açılımlar söz konusu olabilir. Özellikle müzik, sanat, resim, sinema sektöründe etkileşimler artabilir bu süreç içerisinde. Ülkemiz Akrep Burcu olduğu için Venüs geçişleri biraz sanatla ilgili konularda başarıyı, hareketi de arttırıyor. Mesela bu dönemde başlayan bu tarz sanatsal çalışmalar, ne bileyim hani bir televizyon programı olabilir, vizyona giren bir film olabilir. Daha fazla hani başarı görme, ilgi görme potansiyeli olacaktır. Kişisel hayatlarımızda da hani bu tarz sanatsal ve yaratıcı çalışmalarımızı bu dönemde biraz daha yapmaya çalışalım. En azından bu iyi enerjileri değerlendirmeye çalışalım. Tabii Venüs parayı da temsil ediyor arkadaşlar. Venüs parayı temsil ettiği için balık burcunda yücelir ve çok güçlüdür. Dolayısıyla hani para konularında, maddi konularda da bize şanslar verme ihtimali yükseliyor. Özellikle doğum haritalarımızda hani para evlerimizden geçen bir Venüs varsa, şimdi onu burçlardan da bahsedeceğim. O zaman hani Venüs'ün bize burada jestleri olacaktır, finansal alanlarda destekleri olacaktır. En fazla kimleri etkileyecek? Tabii ki su grubu burçlar. Özellikle balık bayanları çok çekici olacak bu dönem içerisinde. Cazibeleri daha da artacak, daha güzel hale gelecekler. Ve kendileri için işte parfüm, makyaj malzemesi, giyim, kuşam gibi alışverişleri biraz abartabilirler. Bu tarz konulara çok düşkün olabilirler. Bunun yanı sıra yengeç, akrep burçları da tabii ki Venüs'ten güzel bir üçgen açı aldıkları için onlar da çok destekleniyorlar. Özellikle ilişkilerle ilgili, aşkla ilgili, romantizmle ilgili, sanatla ilgili konularda daha fazla destek alacaklar. Bunun yanı sıra toprak grubu burçlar, boğa burçları, başak burçları, oğlak burçları siz de şanslısınız. Sizin de özellikle iyi bir dönem Venüs'ün pozisyonu nedeniyle bu 5 Nisan'a kadar olan dönemde siz de daha fazla yardımla karşılaşabileceksiniz. Ya en azından az bir çabayla değerlendirebileceğiniz, olumluya çevirebileceğiniz potansiyeller var. Tabii bu arada Venüs'ün yönettiği boğa ve terazi burçları ayrıcalıklı. Onlara özellikle değinmek istiyorum. Onların yönetici gezegeni olduğu için yönetici gezegeniniz ne kadar güçlüyse siz de o kadar güçlüsünüz. Sevgili boğalar, sevgili teraziler, özellikle boğa ve terazi hanımları Venüs'ten tam destek alacaksınız 5 Nisan'a kadar. Evet, estetik mi düşünüyorsunuz? İşte bir şeyler mi yaptırmak istiyorsunuz? Saç modeli mi değiştireceksiniz? Yani bunlarla gerçekten ilgilenebilirsiniz. Evet, şimdi burçlara da değinelim. Özellikle yükselen burçlara göre takip edin arkadaşlar. Şimdi sorular soruyorsunuz, sürekli burçlardan bahsediyorsunuz. Lütfen dinleyin şimdi. Eğer koçsanız ve yükselen burcunuz koçsa, Venüs sizin 12. evinizde olacak. Biraz bu dönem ilişkileri böyle gizli saklı yaşayabileceğiniz bir potansiyel var. Platonik ilişkiler artabilir. Gizli ilişkiler
olabilir. Gizli hayranlar ortaya çıkabilir. Hiç ummadığınız birinden bir mesela şey alabilirsiniz. Aşk itirafı alabilirsiniz. Bunun yanı sıra Venüs burada 12. evde ilişkilerinizin biraz daha böyle sosyal ilişkilerinizin işte toplum için yapılacak bazı yardım organizasyonları, dernekler, işte hastaneler, bakım evleri, huzur evleri, belki cezaevleri, yani biraz böyle bu alanları temsil eder Balık burcu çünkü. Ya da şifacı kimseler, işte hemşireler, doktorlar, sanatçılar, ruhsal yanı güçlü kişiler, yani bu alanlardaki kişilerle de yine ilişkileriniz olabilir. Bunun yanı sıra sağlığınızla ilgili Venüs burada şanslar verecek size. Kendinizle ilgilenmek için, ruhsal ve bedensel şifanız için ve bunun yanı sıra manevi ve ruhsal yönünüz için de oldukça destekleyici. Biraz daha böyle yaşamın daha ruhsal, daha sanatsal yanlarına da çekilebilirsiniz sevgili koçlar. Hassas enerjiler artacak bu dönemde. Bazı koçlar da bazı değerli eşyalarını kaybedebilirler. Ona da dikkat edin çünkü paranız sizin ikinci evinizi yönetiyor Venüs. Burada 12. evdeki bir Venüs bir değerli eşyanızın bir takı olabilir, işte bir yüzük olabilir veya bir para olabilir. Hani bunu bir yere koyarsınız, işte koyduğunuz yeri unutursunuz, sakladığınız yeri unutursunuz ya da kaybedersiniz gibi gibi. Ama haritanızda biraz sert açılar varsa, yani o Venüs'e bir yerden böyle sert bir Mars, bir Uranüs, Satürn değiyorsa o zaman bir böyle ufak tefek hırsızlıklarla da karşılaşabilirsiniz. Ona da dikkat edin diyorum. Evet, boğa burcuna bakalım. Zaten biraz önce söyledim. Boğalar gerçekten güçlü bir dönemde olacaklar. Gezegenleri onları destekleyecek çünkü. Ve 11. evdeki Venüs süper bir görünüm. Bu dönem 5 Nisan'a kadar bol bol eğlenceli ortamlara, sinemalar, tiyatrolar, konserler, işte düğün davetleri, partiler, nişan törenleri, yani böyle organizasyonlara, sosyal etkinliklere katılabilirsiniz. Arkadaşlarla daha fazla birlikte olabilirsiniz. Özellikle sanatçı arkadaşlarınız ya da işte böyle spiritüel, ruhsal yönü güçlü arkadaşlarınız. Bu tarz kişilerle beraber olabileceğiniz bazı ekip çalışmaları, grup çalışmaları, sevgili boğalar, 5 Nisan'a kadar hayatınız daha renkli. Tabii ki bütün bunlar olurken aşk için de şanslısınız. Yani buralarda eğer yalnızsanız, kalbiniz boşsa aşık olma fırsatınız var. Ya da önemli güzel tekliflerle karşılaşma fırsatınız var. Özellikle 20 Mart çok güzel bir gün, ona dikkat edin. 20 Mart ve Mart'ın sonları, özellikle 25 Mart, 26 Mart bu günlerde de ilginç gelişmeler olabilir, özellikle romantik konularda. İkizler Burcu için Venüs Balık Burcu'nda bu dönemde kariyer evlerinde bir hoşluk getirecek. Ne olabilir? Hani biraz mücadele var, evet, tutulma da yaşadık. Şimdi tutulma açısını, tutulma noktasından geçen bir Venüs, belki hani o tutulmada işaret edilen bir potansiyeli açığa çıkarabilir. Bir iş teklifi almak gibi örneğin. Veya bulundukları, yaşadıkları mekanlar, ofisleri olabilir, iş yerleri ya da evleri de olabilir bu. Venüs güzellikle de estetikle alakalı, konforla alakalı olduğu için hani bir dekorasyon değişimi, bir bakım, bir tadilat, bulundukları mekanlarda özellikle bunlar olabilir. Ondan sonra işleriyle alakalı bazı işte böyle sanatsal çalışmalar olabilir. Fotoğraf çekimi gibi örneğin. Yine işleriyle bağlantılı, özellikle bayanlar, bayanlardan destek alabilecekleri bir dönemler. Sanatla ilgili çalışmalardan ve bayanlara yönelik yapılan çalışmalardan daha fazla başarı elde edebilirler ikizler burçları. Ama haritalarında sert açılar varsa olabilir, çünkü Satürn Venüs karesi de tetiklenecek bir şekilde burada. O zaman özellikle hani bir bayan üstünüz, bir ailedeki bir bayan kişi, hani onlarla ilişkilere de biraz dikkat edin ve zaman zaman da biraz finansal olarak kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. Bazı günlerde özellikle. Ama 20 Mart yine özel bir gün. Bugün gerçekten kariyerinizle ilgili çok ilahi bir böyle hani hayal edemeyeceğiniz bir fırsat ya da çok hayal ettiğiniz bir şeye kavuşma imkanı karşınıza çıkabilir. Evet, yengeçler. Evet, siz çok şanslısınız. Yengeçler, çok güzel bir dönem. Birçok yengeç seyahate çıkacak bu dönemde. Özellikle bunlar tabii kısa mesafe de olabilir, hani şehir içi de olabilir.
Şehir dışı da olabilir. Dokuzuncu ev etkisi var, yani yurt dışı etkisi de var burada. Bu alanlarda seyahatler, geziler, özellikle biraz böyle hani ruhsal yönü güçlü seyahatler, maneviyatla ilgili bazı seyahatler, geziler yapabilirsiniz. İnançlarla ilgili örneğin. Bunun yanı sıra buradaki bir Venüs size tabii ki eğitim gibi konularda, yabancılarla yaptığınız her türlü konuda destek verecek. Yabancı kültürlerle ilgili kavramlar, hatta hani değişik kültürlerden insanlarla tanışmak, hatta böyle bir gönül ilişkisi kurmak, hani yabancı kültürden bir kişiyle aranızda bir yakınlık olması, bir tanışma, hatta bir aşk ilişkisi gündeme gelebilir yengeçler. Evet, Venüs şans noktanızla birleşiyor. Tabii ki dilekçim çok güzel. Venüs gibi şans gezegeni ve de balık burcunda çok güçlü olduğu bir pozisyonda şans noktasıyla birleşiyorsa bu takip etmeniz gereken özel bir dönemdir. Yani maddi manevi önemli bir fırsatı karşınıza çıkarabilir. Şansı sadece para olarak da düşünmeyin. Yani mutluluktur, iç huzurudur, kendinizi iyi hissetmektir, sağlıktır. Yani bunlarla da ilgilidir. Ama tabii maddi fırsatlarda özellikle haritanızdaki yerleşimine de bağlı olarak hangi evdeyse bu şans noktası o ev konularını da hareketlendirecektir. Şans verecektir. Bu tabii 1,5 yılda bir olan bir kavuşum. Yani 1,5 yılda bir dönüş yaptığı için bu dönemi iyi değerlendirmek önemli. Evet, aslanlar sizin için özellikle finans konularında bir rahatlama var. Çünkü 8. evinizden geçecek Venüs. Yani bir borcunuzu ödeyebilirsiniz. Bir borcunuzu ödemek için özellikle 19-20 Mart döneminde bir yardım alabilirsiniz. İstediğiniz bir krediyi alabilirsiniz gibi gibi. Hani daha önceden bir alacağınız vardır, size borçlu olan biri vardır da ödemesi gecikmiştir. Şimdi Venüs'ün desteğiyle o elinize geçebilir. Bunu alabilirsiniz. Finans konularında yardımları olacak size Venüs'ün. Başaklar için ilişkiler konusu. Sevgili Başaklar, 7. evinizde 9 Mart'ta bir güneş tutulması oldu. Şimdi Venüs balıktan geçerken o güneş tutulması noktasını tetikleyecek. Özellikle 20 Mart'tan sonra Mart'ın son haftasında ilişkilerinizle ilgili bazı öneriler, teklifler, açılımlar olabilir burada. Evlilik gibi konular gündeme gelebilir ya da iş ortaklığı gibi konular gündeme gelebilir. Süregelen ilişkilerinizde de Venüs ilişkiniz için daha yapıcı bir pozisyonda olacak. Yani birbirinizi anlamak, işte sevginin, şefkatin, yani ilginin artması, romantizmin artması, ilişkinizde güçlenmeler söz konusu olabilir. Bu dönemde birbirinize karşı ruhsal yakınlığınız artabilir. Eşinizden destek alabilirsiniz. Eşinizden veya iş ortağınızdan ya da yakın bir arkadaşınızdan bu dönemde destek alabilirsiniz. İlişkilerinizden fayda göreceğiniz bir dönemdesiniz Başaklar. 5 Nisan'a kadar. Evet, terazilere bakalım. Evet, teraziler, sizin gezegeniniz Venüs balıkta çok güçlü. Cazibeniz artıyor. Maddi şanslarınız artacak, yaratıcılığınız artacak, sağlığınızla ilgili burada güzellikler olabilir. Teraziler, kendinizle ilgilenmek, kişisel bakım, estetik, güzellik, giyim, kuşam alışverişleri, makyaj, yani işte hepsi için iyi bir dönem. Venüs balık burcunda. Yani kendinizi şöyle bir baştan aşağı dizayn edebilirsiniz. Bunun yanı sıra yaşadığınız yerler, mekanlar, eviniz, iş yeriniz, yani oraları güzelleştirmek isteyebilirsiniz. Konfora yönelik bazı oralarda çalışmalar yapabilirsiniz. Yanınızda çalışan kişilerden, hizmet aldığınız kişilerden fayda göreceksiniz. Bir yardımcı mı arıyorsunuz? Evde çocuğunuza bakacak bir dadı olabilir, bir yardımcı olabilir. İş yerinizde size yardımcı olacak bir eleman olabilir. Venüs buradan geçerken böyle çok güzel, harika, istediğiniz gibi yardımcıya da kavuşabilirsiniz. Evet. Akrep burçları için aşk var. Beşinci evden geçen bir Venüs. Sevgili akrepler, aşkla en şanslı sizsiniz bu ay. Beşinci evinizden bir Venüs geçiyor. Aşık olabilirsiniz. Hele hele o 19-20 Mart süper. 23-24 Mart süper. Gerçekten aşk hayatınızda hayallerinize kavuşabileceğiniz, böyle ayaklarınızın yerden kesilebileceği çok güzel imkanlar karşınıza çıkabilir. Eğer hayatınızda biriniz varsa romantizm çok üst boyutta olacak. Biraz fırsat yaratın, beraber bir tatile çıkabilirsiniz, bir şeyler yapabilirsiniz. Çok güzel etkiler var. Çocuk istiyorsanız yine aynı şekilde hamilelik, doğum konularında
Yine burada Venüs sizin için oldukça yardımcı olacak, destekleyici olacak bir iyilik meleği gibi görünüyor şu sıralarda. Evet, yay burçlarına bakalım. Yay burçları özellikle ev ve aile konularında yardım alıyorlar. Ebeveynlerle ilgili konular gündemde. Ev içerisinde biraz böyle toplantılar, sosyal toplantılar düzenleyebilirler. Aile yemekleri işte toplantılar. Aileyle yapılacak bir arada partiler, kutlamalar. Yani ev içerisinde sosyal etkinlikler artıyor. Bunun yanı sıra emlak almak, satmak. Hani mülkle ilgili şanslar var. Ev dekorasyonu, tadilatı gibi evi güzelleştirmeye yönelik şanslar var. Bu dönemde sadece Venüs'ün Satürn'le sert açılar yapacağı özellikle 26 Mart, 27 Mart gibi birazcık aile ilişkilerine dikkat etsinler. Biraz kendilerini finansal olarak da kısıtlanmış hissedebilirler. Ya da bazı sorumluluklar altında birazcık zorlanabilirler. Onun dışında Venüs tabii ki burada yine ev alanında onları daha mutlu olmasını sağlayacak. Evet, oğlaklar için seyahatler olabilir. Yakın çevrelerindeki kişiler, bunlar kardeşler olabilir, akrabalar olabilir, komşular olabilir. Hani onlarla biraz sosyal etkileşim artıyor gibi görünüyor. Yaratıcılıklarının arttığı bir dönemdeler. Özellikle çevrelerindeki bayanlar, hani bir kız kardeş, kuzen, yeğen, hani onlarla görüşebilirler. Daha fazla bu dönemde etkileşim içerisinde olabilirler. Seyahat yapabilirler, keyifli bir seyahat, özellikle eşleriyle beraber çıkacakları. Hafta sonu da olsa kısa bir romantik seyahat son derece güzel olabilir. Özellikle 19-20 Mart hafta sonu bunun için çok müsait görünüyor. Sevgili oğlaklar, bir süredir eşinizi, partnerinizi ihmal ettiyseniz o hafta sonu biraz kendinize zaman ayırmaya çalışın derim ben. Evet, kova burçları para konusunda şanslısınız. Bir para gelecek gibi görünüyor açıkçası. Şimdi bu tutulma açısını da tetikleyeceği için özellikle size hayal ettiğiniz bir finansal yardım gelebilir, bir destek gelebilir. Bir maaşınıza zam olabilir. İşte üstleriniz, patronunuz size gerçekten çok bonkör davranabilir bu dönemde. Ya da bir iş girişimi onu başarıyla sonuçlandırabilirsiniz ve bütçenizde gerçekten büyük bir rahatlama olabilir. Bu arada tabii ki Venüsler biraz da böyle kovalar. Venüs çünkü para harcamayı da teşvik eden bir gezegendir ve Venüs balık burcunda çok tutumlu değildir açıkçası. Gezmek için, eğlenmek için, güzel şeyler için, konfor için, romantik her türlü konu için para harcayabilirsiniz sevgili kovalar. Ama bunlar tabii ki sizi aynı zamanda mutlu da edecek. Bu para harcamaları mutlu da edecek. Özellikle kova bayanları kendiniz için bu dönemde daha fazla harcama yapabilirsiniz. Ve balıklar, evet balıklar zaten Venüs sizinle şu anda her türlü koruması sizinle olacak. Bu dönemi iyi değerlendirin. 1,5 yılda bir Venüs burcunuza geliyor. Çok daha güzel, daha çekicisiniz. Girdiğiniz her ortamda özellikle sosyal yönünüz güçleneceği için cazibenizle de dikkat çekeceksiniz. Sanatsal yaratıcılığınız çok 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 üst boyuta ulaşacak. Zaten birçok balık uğraşır sanatın herhangi bir şeyiyle. Hiçbir şey yapamasanız da yani çok fazla konsere gidebilirsiniz, çok fazla sinemaya gidebilirsiniz. Yani bu tarz etkinliklere 5 Nisan'a kadar bol bol katılabilirsiniz, dahil olabilirsiniz. Ve sosyal ortamlarda da gerçekten kalbinizin çarpabileceği romantik fırsatlar karşınıza çıkacak. Bu dönemde özellikle yalnız balık burçları. Kesinlikle evde geçirmeyin bu dönemi. Biraz sosyalleşin, bol bol özellikle sanatsal ortamlara çok fazla girin. Bu dönemde bu alanlarda şansınız çok var. Çok fazla hem ilişki açısından hem de maddi konular açısından şanslarla karşılaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederim Selin Hanım. Çok teşekkür ederim. O sizin bakışınız, sizin güzel bakışınız. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet, Sema Hanım, güneşiniz ikizler, yükseleniz akrep, güzel, ay burcunuz yay, Venüs'ünüz 8. evde ve yengeç burcunda, çok güzel. Yani hem yükseleniz akrep hem Venüs'ünüz 8'de, 5'ten geçen bir Venüs balık para konusunda önemli bir şans karşınıza çıkarabilir. 8. ev etkisi var orada. Yani beklediğiniz bir para varsa elinize geçebilir, bir borç ödemesi geri gelebilir. İşte ne bileyim ya da kredi alabilirsiniz, güzel bir iş söz konusu olabilir. Para alanında orada şans var.
Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim katıldığınız için. 5 Nisan'a kadar en azından gökyüzünde Jüpiter'den sonra ikinci şans gezegeni olarak tanımlanan Venüs'ün desteği bizimle olacak. Zor günlerden geçiyoruz. Problemli açılar aslında çok fazla olsa da biz biraz daha hayatın böyle güzel ve keyifli yanlarını görmeye çalışıyoruz. Küçük şeylerden mutlu olmak, küçük şansları değerlendirmek burada çok önemli. Biraz anı yaşamak, yani içinde bulunduğumuz anın tadını çıkarmak çok önemli. Venüs işte bize balık burcu derken bu anlamda biraz daha neşe ve keyif verecek gibi görünüyor. Ve farkındalık alanında da tabii ki önemli. Çünkü burada balık burcundaki Venüs Neptün'le, Şiron'la güzel kavuşumlar yapacak. Bu bizi farkındalık alanında, ruhsal alanda da çok güçlendirebilecek bir açı. Yeter ki biz değerlendirmeye çalışalım. Evet, Fatma Hanım, Aslan burcusunuz. Biraz önce söyledim, özellikle yükselen aslanlar Venüs 8. evlerinden geçecekler için küçük de olsa yani finansal olarak bir rahatlama getirecektir bu dönemde. Eğer haritalarında çok sert etkiler yoksa. Tabii ki her şeyden önce kendi doğum haritamız çok önemli. Asıl belirleyici olan o. Benim bahsettiğim sadece genel etkiler, genel yorumlar. Ama Venüs burada yani o Venüslüğünü gösterecektir. Yani en azından çok para sıkıntısı çekiyor olsanız bile bu dönemde biraz daha kendinizi rahat hissedebilirsiniz. Evet. Egemen Bey, yükseleniniz balık. Siz de biraz fiziksel görünümünüze, dış görünümünüze bu dönemde daha da bir özen göstereceksiniz gibi görünüyor. Kendinizle ilgileneceksiniz. Evet. Oo, çok güzel. Venüsünüz de balık, 13 derece. O zaman etkiler duble oluyor, yani katlanıyor. Harika. Şimdi o birinci ev dediğim gibi kendinizle ilgili bazı imaj değişiklikleri yapabilir, kendiniz için gerçekten alışverişler yapabilirsiniz, kendinize biraz da harcama yapabilirsiniz. Ve karşı burcunuz yani ilişkiler evinizle de görünüm yapacağı için bu ilişkileriniz de olumlu tabii ki etkileyecek. Her girdiğiniz ortamda cazibeniz biraz daha artacağı için rahatlıkla insanları etkileyebilirsiniz. Yani bunu hem iş hayatınızda hem özel hayatınızda değerlendirebileceğiniz bir dönemde olacaksınız. Evet, Zehrin Hanım, kızınız yükselen akrep doğum yapacak. Çok güzel, harika. Özellikle çok güzel bir doğum, güzel bir bebek anlamına gelebilir bu. Ve doğacak bebeğin de Venüs'ü balık olacak. Yani güçlü bir Venüs olacak, harika. Evet. Betül Hanım, gezegenlerinizin hepsi akrepte. O zaman Venüs onların hepsine güzel açı yapacak. Bu dönemde emlak, mülk, aile, yuva yani bu konularda Venüs'ten destek alıyorsunuz. Bu tarz konularda problemler varsa daha rahat çözüme kavuşturabilirsiniz. Yani emlak almak, satmak, miras konuları, taşınmak, evi dekore etmek, dekorasyon. Yani bu alanlarda gerçekten Venüs sizi çok destekleyecek diyebilirim. Evet. Estetik için uygun bir dönem. Çünkü estetik için Venüs'ü önemsiyoruz. Venüs güzellik ve estetikle alakalı olduğu için özellikle estetik operasyonlarda Venüs'ün güçlü olduğu zamanları tercih etmemiz gerekiyor. O nedenle başta da söyledim konuşmamın başında. Bu dönemde kendinizle ilgili bu tarz konular için daha girişken olabilirsiniz. Verimler artacak çünkü. Evet. Çok genel yorumlar yapıyorum. Çok zaten şu an tabii ki haritaları açıp incelemem mümkün değil. Çok genel yorumlar yapıyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize bu dönemin şans getirmesini, mutluluk getirmesini diliyorum. Biraz da şansları görmeye çalışın. Çünkü önemli olan bizim farkındalığımız. Şanslar gelip geçebilir. Biz onları görmezsek değerlendiremeyebiliriz. O nedenle ne kadar farkında olursak, ne kadar şansları değerlendirirsek, tabii ki bu gökyüzündeki olumlu gezegen açılarından da en iyi şekilde yararlanmış oluruz. Evet, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Kendinize iyi bakın.
Benden danışmanlık almak için asistanım Neslihan Hanım'la bağlantı kurabilirsiniz. Telefonu 0507 607 5017. Telefonu tekrarlıyorum, 0507 607 5017. Neslihan Hanım'ı arayabilirsiniz. O size randevu verecektir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın. Akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.